Evet sevgili izleyiciler, referanduma çok az bir süre kaldı ve Referanduma Doğru programında her akşam 22.15'te sizlerle bu ekranda, Akit TV ekranlarında buluşacağız. Bugünkü Referanduma Doğru programımız dopdolu. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ataşehir'de İstanbul Milletvekili Metin Külünk rüzgara esti ve Metin Külünk Ataşehir'de basmadık sokak ve cadde bırakmadı. Benim anamla Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi arkadaştı, aynı köyden. Benim anam Ümmi, Tenside teyze de Ümmi'ydi. Kaptan Ahmet, Ahmet amca da ne Yeşilyurt'ta büyüdü, ne Bağdat Caddesi'nde büyüdü, ne Galatasaray Lisesi'nde büyüdü, ne Amerikan Tarsus Koleji'nde büyüdü, ne de Amerikan Harput Koleji'nde büyüdü. Kaptan amca, Kaptan Ahmet amca Rize'den çıktı geldi Kasımpaşa'yı mesken etti. Kaptan Ahmet amca ve Tenzile teyzenin oğlu, halkın çocuğu. Diyor ki kimin çocukları milletvekili olacak? Halkın çocukları milletvekili olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz aileden soya çekim yoluyla kaç tane milletvekili var biliyor musunuz? Ben size bir tane örnek vereyim. Tekirdağ'da Öztrak ailesi. İlhan Öztrak, Adnan Öztrak, Faik Öztrak. Üç kişi AK Meclis'teler. Hiç kimse bunlara bir şey söylemiyor. Faruk Orutürk'ün kızı büyükelçi, yanlış hatırlamıyorsam, oğlu milletvekiliydi CHP'de. AK Parti'de Anadolu'nun çocukları parlamentoda. CHP kendisiyle karıştırıyor. Ben kendimden örnek vereyim. Ben de memur çocuğuyum ya. Bakın burada duran kardeşiniz. Havlu sattım. 12 yaşında. Mendil sattım. Havlu sattım. Mendil sattım. Pazarcılık yaptım. Feyzpaşa Caddesi'nde tezgah kurup fındık sattım. Amcamın dükkanının önünde biz 80'li yıllarda fındık satardık. Ben 78'de CHP'nin kuyruklar döneminde 65 yaşındaki amcaların gece saat 3'te kuyruğa girip bakkal olan amcamda gaz alabilmek için, bir paket sanayi alabilmek için bize nasıl dil döktüklerini bilirim. 16 Nisan referandumuna günler kaldı. Sokaklar ısınırken AK Parti'de çalışmalarına hız verdi. Anlaşıldı. Tepeye geleceğim zaman. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi konulu bir panel düzenledi. Geçen dönem benim ilk parlamentoya girdiğimde... Panele AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de katıldı. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere hepinizin bu meselelere bu kadar dikkat kesin. Teşkilatların sorularını yanıtlayan Külünk, konferansı sunduğu sırada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sürpriz telefonuyla konferansa bağlandı. Bozdağ'dan gelen telefonla salondaki dinleyiciler 15 Temmuz'daki Bozdağ'ın "Bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız da buradayız, sizi yargının önüne çıkaracağız, hesap vermenizi sağlayacağız" sözlerini hatırlatıp buz kesti. Fakat Bozdağ'ın sözleriyle salondaki coşku ve heyecan görmeye değerdi. Evet değerli izleyiciler, sadece İstanbul teşkilatlarının değil, Türkiye'nin tüm teşkilatlarının el üstünde tuttuğu o Metin Külünk abisi. Bugün de AK Parti Ataşehir'de avukat Mustafa Naim Yağcı, ilçe başkanı ve teşkilatlarıyla birlikte Ataşehir'de girmedik sokak, dolaşmadık cadde, çalmadık hane, dokunmadık gönül, sıkmadık el bırakmadılar. Tabii ki evet kararı çıktı tüm seçmenlerden. Ve şimdi Metin abimiz de bizim... geçmişimiz var, mazimiz var. Ya ağaç dikerken ormanda ya da konferans verirken salonda karşılaşıyoruz ama... Ve pili bitiyor. Evet değerli izleyiciler, bugün pilimiz benim tamam. Benim değil ama, yani senin pilin benim bitiyor. Benim pilim bitiyor. Ya sizin enerjinize... Ya senin pilin bitiyor, benim pilim yetişmiyor, dayanmıyor vekilim. Şimdi
Vekilimi ben uzun zamandan beri takip ediyorum. Hep de kısmetimiz Ataşehir'de çıkıyor vekilim. Şimdi Ataşehir'de yine vekilimi yakaladık ama ben diğer gazeteciler gibi değilim. Ben biraz Çetin Ceviz'im vekilim. Sorularını soruyorlar. Bitlis Ceviz'i mi, Adil Cevaz Ceviz'i, yok ikisi aynı zaten. Adil Cevaz Ceviz'i mi? Siz nasıl uygun görürseniz vekilim. Birazdan siz karar vereceksiniz. Bakacağız. Şimdi sorularımı soracağım. Şimdi öyle bir şey var ki vekilim. Hiç kimse bu soruyu sormuyor. Neden evet? Ya Türkiye 71 yılını parlamenter sistem krizi üzerinden yaşadı. Türkiye'nin parlamenter sistem kriziyle kaybettiklerini konuşmuyoruz hiç. Evet. Türkiye parlamenter sistem üzerinden kontrol edildi. Çünkü parlamenter sistem Anadolu topraklarının ruhuna ve genetiğine uygun değil. Bir devletin hükümet sistemi o devleti inşa eden vatandaşların, milletin psikolojisine, dokusuna uygun olmalı. Evet. Parlamenter sistem bu anlamda bizde uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Ve biz bu uyumsuzluğun faturasını hep ağır ödedik. Darbelerle ödedik. IMF'in kapısına düşmüş ekonomik krizlerle ödedik. Koalisyonların ortaya çıkardığı güvensizlikle ödedik. Velhasıl uçağını üretemeyen, tankını üretemeyen, otomobilini üretemeyen, gemisini üretemeyen, kendi tüfeğini üretemeyen bir Türkiye olarak ödedik. Şimdi Türkiye şunu fark etti AK Parti iktidarıyla. Eğer bu ülkede güvenli bir sistem, güven duyulan bir iktidar ortaya çıkarsa bu millet istikrara sarılıyor ve bu istikrar üzerinden kendi önünü açıyor. İşte 15 yıldır bu ülkede iki kavram üzerinden yükseldik. Güven ve istikrar. Bu nasıl oldu? Tek başına bir AK Parti iktidarıyla beraber güçlü liderlikle oldu. Şimdi parlamenter sistem hep güçsüzlük üzerinden Türkiye'nin yönetilmesini besledi. Halbuki Cumhurbaşkanlığı sistemi güçlü sistem ve güçlü liderlik üzerinden otorite bütünlüğünü sağlamış, otorite birliğini sağlamış bir liderlik üzerinden süreci yönetmeye mecbur bırakacak. Onun için öyle %1'lik parti kurdum ben başbakan olacağım. Olabiliyorsan ol. Öyle 0.35'lik parti kurdum ben başbakan olabiliyorsan ol. Cumhurbaşkanlığı sistemi de buna izin vermeyecek. Bu ülkede 60 milyon oy mu kullanıyor? 31 milyonun oyunu alacak adam olacaksın. 31 milyon oyu alacak adam ne demek? Güveni hak eden adam demek. Ya istikrarı hak eden adam demektir. Samimiyeti hak eden adam demektir. Ve sahiplenilmeyi hak eden adam demektir. Şimdi diğer partilerin gücü buna yetmediği için, kendilerine güvenmedikleri için, ideolojik duruşlarından dolayı halkta karşılıklarının olmayacağını bildikleri için sistem değişimine direniyorlar. Evet. Şimdi vekilim bir de kamuoyunda almış başına gidiyor yetkiler meselesi. Şimdi ben buradan size sormak istiyorum. Cumhurbaşkanının şu anki yetkisini, başbakanın şu anki yetkisini terazinin bir kefesine koysak. 18 maddenin geçtiği yeni referandumda evet dediğimiz yeni sistemi de, başkanlık sistemi de, cumhurbaşkanlık sistemi de bir kefeye koysak. Yetkiler bakımından hangisi daha ağır basar? Şu anda Türkiye'de parlamenter sistem merkezinde tek adamlık yönetimi vardır. Birinci gelen siyasi partinin genel başkanı. Partisinin MKYK'sını belirler. MYK'sını belirler. İl başkanlarını belirler. Belediye başkan adaylarını belirler. Bir. İki. Vali atar. Emniyet müdürü atar. Sağlık müdürü atar. Müsteşar atar. Genel müdür atar. Üç. Yürütmeye bak. Üç, parlamentoda hangi yasanın çıkıp çıkmayacağını birinci gelen siyasi partinin genel başkanı karar verir. Buyurun, parlamenter sistemde tek adamlık. Peki Cumhurbaşkanlığı sisteminde yasamayla yürütme ayrılacağı için parlamento asli işlevini gerçekleştirecek. Parlamenter sistemin kendisi zaten tek adamlığı dayatıyor. Bakınız bugün parlamentoda birinci gelen siyasi partinin genel başkanının izni olmadan kanun sıraya girmez.
Bir, iki, birinci gelen siyasi partinin genel başkanın izni olmadan, yürütmeden meclise gelen kanun tasarıları üzerinde hiçbir değişiklik yapamazsınız. Birinci gelen siyasi partinin genel başkanının iradesi olmadan milletvekillerinin parlamentoya verdikleri kanun teklifleri sıraya girmez. Bunları kimse anlatmıyor, kimse bunları konuşmuyor. Peki şimdi ne olacak? Yasamayla yürütme birbirinden ayrılacağı için parlamento asli işlevine dönecek. Cumhurbaşkanı da parlamentonun yaptığı yasalar üzerinden yürütme fiilini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanının iradesi parlamentonun yasa koyuculuğuyla sınırlıdır. Cumhurbaşkanı yasa koyucunun yasalarının dışında kendi kendine yasa ihdas edip hareket edemeyecek. Yürütmeye ilişkin kararname yetkisi, arkadaşlar şu anda başbakanlığın da kanun hükmünde kararname yetkisi var. TÜZÜK yetkisi var. Kararname yetkisi var. Genelge yetkisi var bakanlıkların. Bunları hiç kimse anlatmıyor. Cumhurbaşkanlığını yürütmeye ilişkin kararname yetkisi ancak yasal düzenlemenin olmadığı, anayasa tarafından kanunla belirlenir hükmünün olmadığı yürütmeye dair konularda ancak kararname çıkarabilir. Çıkardığı kararnameye ilişkin de meclis yasa çıkarıp o kararnamenin hükümsüz olmasına, butla olmasına, yokmuş hükmünde olmasına da sebep olabilir. Bunun neresinde tek adamlık var, neresinde tek başınalık var? Parlamentonun yasama organının sınırlarında yürütme faaliyetini gerçekleştirecek bir halkın seçtiği cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Şu anki parlamenter sistemde diretiliyor. Bu parlamenter sistem, bu anayasa ne zaman anayasası? Bu anayasa bir kere ihtilal anayasası. Milletten kaçırılarak yapılmış bir anayasa. Bu anayasada milletin doğal iradesi yok. Milletin önüne zoraki ihtilal şartlarında getirilmiş ve halkın okumadan, araştırmadan ve tartışmadan milletten kaçırılarak yapılmış bir anayasa milletimiz tarafından ihtilal şartlarında %92 ile kabul edilmiş bir anayasa. Ama bu anayasa zoraki ve demokrasi dışı yöntemlerin esas olduğu dönemde yapıldığı için bu anayasanın millette karşılığı yok. Ama biz Türkiye'yi bu anayasayla yönetiyoruz. O nedenle bir ihtilal anayasası üzerinden oluşturulmuş sistemik krizlerin meşrulaştırıldığı, egemenliğin milletten alınarak otoriter bürokratizme verildiği bir anayasanın sınırları içerisinde bu millet bir büyük iş yapıyor. Hükümet sistemini değiştirerek egemenlik hakkını Ankara'daki bürokratik oligarşinin elinden alıp halka teslim ediyoruz. Şimdi teşkilatların size biraz önce konferansta da soruları oldu. Emeklilikle ilgili. Yine kamuoyunda da bunlar çok tartışılıyor. Diğer taraftan 18 yaş kavramıyla alakalı. Bunlara da bir açıklık getirir misiniz vekilim? Yani bir kere hükümet sistemi değişikliğiyle beraber yürütmede çabukluk artacak. Dinamizm artacak, pratiklik artacak. Yani Türkiye'de çok önemli bir değişim gerçekleşecek. Bir, devlet mi vatandaş içindir, vatandaş mı devlet içindir? Cevap. Devlet vatandaş içindir esasının inşa ettiği yeni bir kamu bürokrasi anlayışı çıkacak. İki, bu kamu yönetimi anlayışı içerisinde yasacı bürokrat anlayışı yerini hukuktan beslenen bürokrasi anlayışına bırakacak. Bugün git yarın gel bitecek. Vatandaşın karşısında sürekli devlet benim diyen bir memurluk yerini ben milletin ve devletkarın hizmetkarıyım diyen bir memuriyet anlayışının geldiği Türkiye'de vatandaşın devlet dairelerindeki asık surattan kurtulduğu, iş adamının yatırım için şartların oluşması sürecinde çabukluğun sağlandığı ve de kamu yönetiminin yürütmenin başı üzerinden halka hesap verdiği bir kamu yönetimi anlayışının ortaya çıkması Türkiye'nin gecikmiş bir beklentisinin karşılık bulmasıdır. Yaşla ilgili? Yaşla ilgili 15 Temmuz gecesi 18-25 yaş, 15-25 yaş, 15-30 yaş kuşağı köprüde namluların önüne göğüslerini siper ederken orada güveniyoruz da
parlamentoda bizi temsil edecek noktasında niye güven bunalımı yaşıyoruz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 18-25 yaş kuşağından arzu ettiğini alamayacağına inandığı için engellemek istiyor. Bir de 600 milletvekili sayısı var vekilim. Temsilde adalet. Nüfus 80 milyon. Anadolu'da 387 milletvekili, yanlış hatırlamıyorsam 387 milletvekili 30 büyük şehirden geliyor. 183 tanesi de Anadolu'nun diğer illerinden geliyor. Bu ciddi anlamda temsilde adalet problemi ortaya çıkarıyor ve bugün 143 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Onun için Anadolu'daki illerin parlamentoda temsil kabiliyetini güçlendirmek ve adaleti tesis etmek için 600 milletvekilliği, milletin ulaşabildiği milletvekilliği temelli, milletvekilinin millete gittiği temelli bir milletvekili anlayışı için doğru olandır. Bir de vekilim, şu anda bölgesel hassasiyetler kaşınıyor FETÖ tarafından. Giresun'da başlatıldı, bu Sivas'ta bir şekilde yapıldı. Bunu neden yapıyorlar? Bu birinci sorum. İkinci sorum da şimdi vatandaşlar bu seçimde Cumhurbaşkanı'nı seçtiğini düşünüyorlar. Bir de böyle bir algı var. Şimdi sanki biz referanduma gittiğimiz zaman Tayyip Erdoğan'ı seçmişiz Hayır. gibi. Buna da bir açıklık getirirseniz. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019 3 Kasım'da yapılacak. Şu anda biz sistem geçişini, halk tarafından sistem geçişini sandıkta oyluyoruz. Dolayısıyla bu sistem geçişi evet dendikten sonra 2019 3 Kasım'da millet tekrar sandığa gidip ilk halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nı. Yani millet aslında iradesini eline alacak bu seçimde. Bu seçimde bu devletin nasıl yönetileceğine karar verecek. Bu muhteşem bir şey. FETÖ terör örgütünün toplumun hassasiyetlerini kaşımaları 15 Temmuz bitmedi. FETÖ'nün doğrudan hedefi Türkiye'de bir iç savaş senaryosudur. Bu senaryonun arkasındaki akıl Almanya üzerinden Türkiye'ye saldırmakta. Amaçları Türkiye'deki farklılıkları çatışma alanı haline dönüştürüp Türkiye'yi bir yönetilemez devlet haline getirme noktasında bir iç savaş senaryosunu güncellemek istemektedirler ama başaramayacaklar. Şimdi vekilim bir de bir atasözümüz vardır ya, hani su uyur düşman uyumaz diye. 40 yıllık uyuyan düşman sanki bu Hollanda'daki olaylarla yeniden hortlamış durumda. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? 15 Temmuz Almanya ve Hollanda üzerinden devam ediyor. Çok kısa ve net bir. Çok teşekkür ederiz vekilim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, peki referanduma çok az bir süre kala vatandaştan hangi sesler yükseliyor? Hep birlikte sokağın nabzını tutuyoruz ve mikrofonu vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Sevgili izleyiciler, bir kardeşimiz Urfa'dan kalkmış. Urfa'nın değerleri Halil İbrahim sofrasından gelmiş, Halil İbrahim makamından gelmiş. Bakalım düşünceleri neler, bize ne söyleyecek referandumla ilgili? Evet diyoruz, öncelikle bunu ifade edelim. Evetle başladınız. Evetle başladık. Çünkü evet demek için açıkçası çok gerekçelerimiz var. Fakat en önemli husus bana göre Filistin'den Myanmar'a, Keşmir'den Doğu Türkistan'a kadar dünyanın dört bir tarafında bulunan mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ümidinin yıkılmaması ve Türkiye'de oluşan bu güzel havanın yerle yeksan olmaması adına evet, evet dememiz bana göre bir vecibedir. Çünkü bugün Suriye'de bombalar altında inim inim inleyen bir mazlum kardeşimiz ey Türkiye neredesin diyor. Eğer Gazze'de bir kardeşimiz sıkıntı içerisine girdiği zaman yüzünü Türkiye'ye yönlendiriyor. Ya Rabbi ne zaman bir daha Selahattin Eyyubi'yi göndereceksin diyorsa demek ki bu işin kaynağında bu ümmet bilincinin bir daha ayağa kalkması noktasında Türkiye düştüğü yerden adeta bir daha ayağa kalkacak ve bu ümmete bir mihmandarlık ve pişmandarlık yapacak gibi hepimiz bunu hissediyoruz. Şanlıurfa'da yaklaşık şimdi 500 bin tane Suriyeli kardeşimizi yaklaşık 5-6 seneden beridir Urfalı kardeşlerimizle beraber devletimiz kendilerine sahip çıkıyor ve o ensar muhacir ruhunu yaşatıyor. Bunun devam etmesi için, bu istikrarın olması için Türkiye'de ciddi manada yönetim sıkıntısının da ortadan kalkması için evet dememiz lazım. Yani düşünebiliyor musunuz ki 67 seneden beridir biz oy kullanıyoruz. Fakat maalesef sandığa gittiğimiz zaman akşam
kim bizi yönetecek bunu bilemiyoruz. Acaba koalisyon mu gelecek? Veyahut acaba tek başına iktidar mı gelecek? Bunu bilememenin ızdırabı içerisinde yanıyoruz. 7 Haziran'da gördüğümüz tabloda maalesef en büyük delil o gördüğümüz tablodur. 7 Haziran'da oluşan tablodan sonra 8 Haziran sabahı Avrupa'nın attığı manşetler karşısında maalesef oturdum, hüngür hüngür ağladım. Çünkü orada İtalyan gazetecisi maalesef manşetinde şunu ifade ediyordu ki ikinci bin yılın Selahaddin Eyyubi'sini son metroda durdurduk diyordu. Ve bununla beraber oluşabilecek bir kaosta Türkiye'yi nasıl durdurabiliriz? İleri gitmesi için nasıl daha büyük bir stratejilerle Türkiye'yi 100 sene daha geriye götürebiliriz'in ki artık açıkça bir şekilde manşetlerde bunları söylüyorlardı. Ve ondan sonra da şu anda Avrupa Birliği, Batı dünyası artık taşeron örgütleri kullanmanın ötesinde kendileri bizzat devrede ve İsveç'ten aş kalmış Yunanistan'a kadar Türkiye'ye artık bir diş bilemenin içerisine girmişlerdir. Ve Türkçe manşetler atıyorlar. Yani Türkiye'deki bir referandumdan acaba size ne oluyor? Sizin sıkıntınız nedir ki bu kadar canhıraşane bir şekilde Türkiye ile alakadarsınız? Tayyip Erdoğan durdurulmalı. Tayyip Erdoğan artık bu söylemlerinden vazgeçmeli. Tayyip Erdoğan geldiyse 11 seçimden beridir. Milletin iradesiyle gelmiştir. Ve Allah'ın izniyle Allah'ın iradesinin ve kudretinin dışında milletin göstermiş olduğu teveccühten başka siz nasıl durduracaksınız ki? 15 Temmuz'da bunu gördük bizzat. Daha kendisi millete sokağa çıkmak çağrısını yapmadan önce dahi sokağa çıkan millet ve çağrıyı yaptıktan sonra yaklaşık 30-40 milyon insan sokakta, bu insanlar canını yerde bulmamış. Fakat bir dava ruhu, bir gerçekten lidere inanmanın hassasiyeti içerisinde millet sokağa çıktı. Ve ne olursa olsun ben şahsen 16 Nisan'da özellikle Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in memleketinde, Hazreti Eyyub'in o zalim ve ceberrutlara karşı dik duruşunun sembol yeri olan Şanlıurfa'da en az %85 evet çıkacağına inanıyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin diğer yerlerinde, çünkü 15 seneden beridir rüştünü ve liyakatını bütün millete ispatlamış bir lider ve bir kadro var. Bunun ötesinde hayırın çıkma oranının açıkçası çok düşük ve evetin çıkma oranının da çok yüksek olduğunu düşünüyor. Çünkü yani bu Avrupa'nın tavrı ve bununla beraber muhalefetin yaptığı, biliyorsunuz, malumunuz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte başbakanla cumhurbaşkanı birbirine girecek söylemi aslında çok ciddi manada bu referandumun neden evet de sonuçlanması için ne kadar önemli bir nokta olduğunu da bize göstermesi açısından çok önemli bir delildir. Doğu ve Güneydoğu'da bir sessizlik hali var. Fakat Doğu ve Güneydoğu'da da ciddi manada bir evet oranı şahsen bekliyorum. Tarihte Türkler ve Kürtler 3-4 defa çok önemli birliktelikleri olmuştur. Birincisi 1071 Malazgirt'te Türkler ve Kürtler beraber mücadele etmiştir. Daha sonra İdrisi Bitlisi 21 bin süvarisiyle Yavuz Sultan Selim'e Şah İsmail'e karşı mücadele etmiştir. Daha sonra Çanakkale ve inşallah bu hükümetle ve reisi cumhurla beraber bu Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt meselesi de kaldırılmak ve bu sorun çözülmek, teröre karşı ciddi bir mücadelenin neticesinde oradaki kardeşlerimizin de demokratik haklarını devlet veriyor, verdi ve daha da vermeye devam edecek. Ve inşallah bu sorun da gündemimizden çıktığı zaman Filistin'den Myanmar'a, Keşmir'den Doğu Türkistan'a kadar bütün alem İslam'ın umudu olan Türkiye bir daha ayağa kalkacak. Ve yeryüzündeki Abdülhamid'in ruhunun tecellisi ve tecessümü olan Tayyip Erdoğan inşallah Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler verecek. Ve inşallah 1 Kasım'da dediğimiz gibi onu bu ülkenin başkanı seçeceğiz. Çıkan sonuca göre o zaman dedik ki biz seni inşallah başkan yapacağız. Ve 16 Nisan'da vereceğimiz kararla da inşallah başkan yapacağız. Bu hakikati da ifade etmek istiyorum. Şimdi baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Evet. Bu sistem Erdoğan için değil, Erdoğan içindir. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün var, yarın yok. Ama bir hakikat var, bir sistem değişikliği var. Bununla beraber yani bu ülkenin nasıl daha bir müferrah, bir
vaziyete geçmesi noktasında önemli bir değişim oluyor. Sadece Tayyip Erdoğan'ın şahsına indirgenme suretiyle de bu sistemi tartışanlar maalesef insanların akıllarında ve zihinlerinde birer soru işareti bırakmanın peşindeler. Fakat Cenab-ı Hak herkese kime ne kadar ömür vermiş, kimin ömrü ne zaman yarın Sayın Cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Fakat koca Kanuni Sultan Süleyman 46 sene Osmanlı'yı idare etti ama ölümlü dünya, o da gitti. Şimdi sistem açısından baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina edemeyiz. Bunu muhalefet kullanmak suretiyle. Şimdi zaten bildiğiniz gibi ne kadar da seçilse bile ancak 10 sene yapabilecek. Niye rahatsız oluyorsun bundan? Sıkıntı nedir? Zaten seçilse bile 10 sene sonra mecbur bırakacak. Çok önemli bir husus, kararsız olan kardeşlerimizin de bu noktada Avrupa'nın tarzına, muhalefetin tavrına bakıp da karar vermeleri çok önemli. İmam-ı Şafii diyor ki, eğer diyor siz hakkın tarafındaki kişiyi bulmak istiyorsanız düşmanın oklarının nereye gittiğine bakın diyor. O size hakkın tarafında kimin olduğunu gösterecek. Şimdi Avrupa'sı, FETÖ'sü, PKK'sı, CHP'si, HDP'si dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara karşı bir olmuş bu şer ittifakı Cumhurbaşkanı'na karşı. Evet'e karşı. Ben maddelerin hepsini zaten maddeleri okuduk biliyoruz çok şükür de biraz önce istikrardan bahsettik. Ama milletin feraseti köydeki çoban ilim irfan sahibi, ilim sahibi değildir, üniversitede hoca değildir, avukat değildir. Fakat irfan sahibidir. Onun irfanı buradaki o millete makarnacı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyen ve milleti adeta aşağılayan tarzda eline viskisini almak suretiyle bu şekilde tepeden bakanlardan daha ferasetli insanlardır. Evet sevgili izleyiciler, Hazreti Eyyub'un diyarından Halil İbrahim makamından gelen Mustafa kardeşimiz biraz önce aslında bana şunu diyorum demek istediği gibi geldi. Mustafa diyor ki biz Selahaddin Eyyubi kadar Kürdüz, Alparslan kadar Türküz. Urfa diyarından geliyorum İstanbul'a. İşte biz buyuz diyor. Sevgili izleyiciler, İçerenköy Carrefour önündeki Ak Nokta'dayız. Şimdi Ak Nokta'da görevli ablalarımız var, teyzelerimiz var. Ben burada yaşını başını almış, davasına sahip çıkan, sahip çıkmak da değil böyle sarılan, arkasında duran, bu yaşına rağmen burada sabah namazından itibaren akşamın geç saatlerine kadar duran bir teyzemiz var. Önce ismini öğreneceğim. Bakalım burada ne için duruyor? Bir de onu soracağım. Ben mi? Kaç yaşındasın? 65 yaşındayım. Zaman geldin? Kaçta geldin bugün buraya? Bugün mü? Öğlen nöbeti aldım. İki sefer sandık başında durdum. Üç sefer müşahit oldum. Olmasam da kapıdan kovsalar, bacıdan girin ilçeye kadar torbamı sıkı sıkı sarıldım. Teyzem senin ismin ne? Sevgi. Sevgi ablam, Sevgi teyzem. Derdin ne senin? Benim derdim Cumhurbaşkanı nerede ben orada. Vatan için, millet için, bayrak için, gelecek çocuklarımız için. Sonuna kadar evet. Şimdi ben ne diyeyim ki yani? Söz söyleyecek, söz bulamıyorum. Sevgi yani teyzem. Bir şey olacağını bana olsun önünüze dikilirim. Hiç kusura bakmasınlar. Cumhurbaşkanı nerede ben orada. Ciğerimi bile veririm. O kadar. Allah razı olsun onu, teyzeciğim. O nerede biz orada. Yaşa başa bakmaz bu. Ben bu yaşta gözlük, başka gözlüğüm de var, sandık başındayım. Hiç kimseye şey yapmam. Bakarım oylarıma acaba neresi kaytoruyor, neresi ya. Yere bile torbayı koydurmam. Kusura bakmasın. Sevgili izleyiciler, işte Sevgi teyzem benim. Bakın Sevgi teyzem 65 yaşında bir Ak Nokta'da akşama kadar neden evet neden hayırın soruyor. Hatta ben buraya geldiğimde hayırcıyım dedim. Bana çok kızdı ama ben hayır da diyebilirim. Çünkü insanlar özgür. Saygı duyuyorum. Özgür. Evet. Hayır da diyebilirler, evet de diyebilirler. Ama işte bakın Sevgi teyzem 65 yaşında bu ak noktanın başında evet. Evet işte böyle savunuyor. Ben bunun için evet diyorum diyor. Evet. Sabah namazından sonra bunun için buraya geliyorum diyor. Evet. Ben torunlarımın geleceğini düşünüyorum diyor. Memleketi düşünüyorum, Cumhurbaşkanını düşünüyorum.
Yani teyze 15 Temmuz'da neredeydin? 15 Temmuz'da Karadeniz'deydim, tatildeydim ama içim gitti. Sabaha kadar öldüm. Keşke burada olsaydım, tankın üstüne çıksaydım. Ne hissettin 15 Temmuz'da? Ay, sabaha kadar uyumadım ki ne istediğim. Adnan Menderes, Muhsin Yazıcıoğlu, Özal nerede? Yani bizler olmasak, Cumhurbaşkanımız konuştu telefonunda, biz o nerede biz orada. O ne derse biz onu yaparız. Sevgili izleyiciler, bugün de Referanduma Doğru programından bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.